Arkadaşlar merhaba. Şimdi Beylik'ten devlete Osmanlı'ya geçiyorum ve Osmanlı Devleti'ni Mayıs'ta Haziran'a kadar, Mayıs'a kadar bitirmeyi planlıyorum. Seri halde çekeceğim. Depremden dolayı bir ay ara verdim. Bunların çekimine hızlı bir şekilde gireceğiz. Şimdi Beylik'ten Devleti Osmanlı'da arkadaşlar 1300'lü yıllarda kimlerin olduğunu bilin. Çağdaşlar soruluyor. Şimdi Avrupa devletlerine baktığımızda özellikle batıdan başlayalım. Batı Avrupa devletlerinde burada Kastel Krallığı'nı görüyoruz. Yani burası İber Yarımadası biliyorsunuz. Yani kısaca İspanya tarafı. Portekiz Krallığı var, Aragon Krallığı var. Osmanlı'nın bu dönemde bunlarla herhangi bir ilişkisi söz konusu olmayacak. Kuruluş döneminde Roma Cermen İmparatorluğu ki arkadaşlar ileride Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu olarak Kanuni döneminde özellikle savaşları göreceğiz. Fransa ile arkadaşlar hep kankiyiz. Dikkat edin 1798'e kadar Fransa ile Osmanlı Devleti kankidir. Bunun sebeplerini söyleyeceğim. Ki şimdiden peşinen şunu söyleyelim. Osmanlı Devleti kurulmaya çalışılan Roma Cermen İmparatorluğu var ya. Bütün Avrupa'da Hristiyan birliğini kurmaya çalışıyor bunlar. İşte onu aradan çekmek için Fransa ile mesela kanun zamanında kapitülasyon anlaşması yapılacak. Burada İngiltere var. İngiltere ile arkadaşlar çok fazla muhabbetimiz olmayacak. Bakın bahsettiğim dönemler ne? Bu dönemler Osmanlı'nın beyliğinin daha kuruluş dönemleri. Yani 1300'lü yıllar. 1300'lü yıllarda Avrupa'ya baktık. Balkanlara bakalım. Burada bakın Eflak ve Boğdan Prensliğini görüyorsunuz ki bugünkü Romanya'dır. Bakın Eflak ve Boğdan bugünkü Romanya. Prusya mesela bugünkü Almanya. Peki aynı zamanda Lehistan'dan bahsedeceğim mesela. Lehistan bugünkü Polonya. Peki Macar Krallığı var. Tuna'yı geçtik. Bundan sonra en güçlü ne diyelim devlet olarak sorulursa Macar Krallığı'nı alabilirsiniz. Peki burada Sırp Krallığı var. Tuna'ya kadar en güçlüsü hangisidir derse Sırp Krallığı'dır. Eflak söylemiştim. Bulgar Prensliği var. Bunlar arkadaşlar mezhep çatışmaları yaşıyorlar. Halk feodal baskılar altında eziliyor. Merkezi otorite ve siyasi birlik yok. Osmanlı için uygundur. Mesela Balkanlara geçtikten sonra Balkanların içinde bulunduğu durum Osmanlı için uygun olacaktır. Papalık var arkadaşlar ki bugün biliyorsunuz Vatikan 400 dönümden oluşan en küçük devlettir. Katolik Kilisesi'nin merkezi. Bakın Katolikler hep ne tarafa geçiriyoruz Katolikleri? Batı tarafına, Ortodoksları Doğu tarafına Rusya gibi bir temsilci düşünün. Napoli Krallığı var burada. Venedik var arkadaşlar. Venedik'le olan münasebetleri göreceğiz kuruluş döneminde. İlk Deniz Savaşı'nı yapacağız mesela Çelebi Mehmet zamanında. Demek ki kuruluş döneminde Venedik'le de bir muhabbet olacaktır. Altınordu Devleti'ni görüyorsunuz. Bunlarla arkadaşlar öyle bir savaşımız yok. Yalnız Altınordu Devleti şu kuzeyden gelecek olan Rusya var ya. Moskova Knezliği olarak geçecek. Ve Rusya'yı arkadaşlar durdurmayı bir şekilde başaracak. Yani tampon bölge gibi düşünün Altınordu Devleti. Kimdir? Anlatacağım birazdan. Altınordu Cengiz'in ölümünden sonra ortaya çıkan dört devletten bir tanesidir. Neymiş işlevi? Altınordu Devleti Karadeniz'in kuzeyinde Moskova Knezliği'nin yani Rusya'nın güneye inmesinin için tampon bölge vazifesi görmüştür. Peki burada Trabzon Rum İmparatorluğu var. Ki Trabzon Rum İmparatorluğu'nu arkadaşlar nerede göreceğiz? 1204 4. Haçlı Seferi sonunda İstanbul Latinler tarafından işgal edilecek ve buradan kaçan Rumlar Trabzon'da Rum İmparatorluğu kuracak. Türkiye Selçuklu Devleti var ama biliyorsunuz ki 1243'te Köse Dağı Savaşı'yla İlhanlı Devleti bunların işini bitirdi. Moğollar bunların işini bitirdi ve Anadolu'da beylikler dönemi yaşanıyor ki ikinci beylikler dönemi arkadaşlar. Bakın birinci beylikler dönemini ben size hep şunu söylemiştim. Desimaç olarak şifreleyin. Neydi? Desimaç açarsak Danışmentoğulları, ondan sonra Saltuklular, Mengücekoğulları, Artuklular ve Çakabeyli. Onun dışındakilerin hepsi nedir? İkinci Türk beylikleri dönemidir. Yani Anadolu'da da merkez otorite yok, siyasi birlik yok, 20'ye yakın beylik. Türkiye Selçuklu Devleti'nin gücü tükenmiş çünkü kime bağlı olarak yaşıyorlar burada? Bakın İlhanlı Devleti'ne. Yani İlhanlı Devleti Türkiye Selçuklular Devleti üzerinde direkt hakim konumundadır. Hatta Kızılırmak yayından ikiye ayırmışlar. Bir Selçuklu'yu batıya, bir Selçuklu hükümdarını da doğuya atamışlar. Kısaca İlhanlı Devleti'nin hakimiyeti altında.
Peki burada Memlük Devleti'ni göreceğiz ki Memlük Devleti ile arkadaşlar çatışmalar başlayacak ve biliyorsunuz Yavuz 1517'de Mısır'ı fethederek bu devletin işini bitirecek. Demek ki Mısır ve Suriye'de de Memlük Devleti varmış. Burada İran'da da İranlı Devleti merkez olmak üzere burada Altın Orda Devleti dedik ve Türkiye Selçuklular artık gücünü yitirmiş haldedir. Kısaca arkadaşlar kabaca 1300'lü yıllarda dünyanın güçleri bunlardır. Peki Osmanlı Devleti'nin kurulduğu sırada dünyada genel durum. Şimdi biraz öze inelim, biraz ayrıntı verelim. Yakın Doğu'da Anadolu, Suriye, Filistin, İran, Irak, Mısır ve Arap Yarımadası içine alan bir bölgedir biliyorsunuz burası. Ve burada arkadaşlar 14. yüzyılın başına biraz önce söylediğim gibi İlhanlar var, Altın Orda Devleti var, Memlük Devleti var, Anadolu Selçuklu ya da Türkiye Selçuklu Devleti var. Anadolu Beylikleri var 20'ye yakın. Bunlar hep 1243 Köse Dağı Savaşı'ndan sonra kurulan 2. Türk Beylikleri ve tabii ki Bizans İmparatorluğu var. 1453'e kadar da bunu unutmayın. Bizans'la savaşlar göreceğiz. İlk zaten seferlerini Osmanlı Bizans'a yapacaktır. Peki İlhanlı Devleti dediğimiz yani İran merkezli olarak kurulan ve Cengiz'in torunlarından Hülagü Han'ın tarafından kurulan ve Tebriz merkezi. Arkadaşlar Tebriz ipek ticaret merkezlerinden birisi unutmayalım. Burada İran'da kurulan bir Moğol devleti bu. Moğol Büyük Hanı Mengü 1253 yılında Kurultay kararıyla kardeşi Hülagü'yü Irak, İran, Suriye, Mısır, Kafkasya, Anadolu'yu ele geçirip bu bölgede kendisine tabi bir devlet kurmakla görevlendiriyor. Kendi bayrakları ve paraları var İlhanların ve Moğolların büyük kağanı bağlı olarak bir çeşit eyalet sistemiyle yönetiliyorlar. Bilgi verelim ilanıyla ilgili. 1295 yılından itibaren tam bağımsız şekilde idare ediliyorlar. Yani Cengiz'in ölümünden sonra kurulan devlettir. Doğru mu? Bunlar bir sıralarsak Cengiz Han'ın ölümünden Moğol İmparatoru Cengiz'in ölümünden sonra İlhanlı Devleti, Altın Orda Devleti, Çağatay Hanlığı, Orta Asya'da ve Kubilay Hanlığı. Daha bunu da Çin'e yani Tibet bölgesinde göreceğiz. Bunlar İlhanlı Devleti'nden sonra arkadaşlar bir de Altın Orda Devleti ile ilgili bilgi verelim. Şimdi Moğol İmparatorluğu'nun parçalanmasından sonra yine Cengiz'in torunu. Bakın Batuhan tarafından kuruluyor. Karadeniz'in kuzeyinde kuruluyor. Ve bunların temel işlevini sordular. Ne yapmıştı? Rusya'nın güneye inmesinin önünde bir engel teşkil ediyor. Tampon vazife görüyor. Yani şimdi siz Rusya'yı şu şekilde haritada gördüğünüz şekilde şu şekilde düşünürsen Altın Orda Devleti'nin arkadaşlar Karadeniz'in kuzeyinde Rusya'nın güneye inmesini engelleyecek belli bir süre ama daha sonra Timur tarafından yıkılınca Rusya'nın önü açılacaktır. Moskova, Knezliği, koca Rusya olacaktır ve Osmanlı'nın başına da bela olacaktır bu. Peki Altın Orda Devleti'ne bağlı olup Moskova, Knezliği bulunan yararlanan zamanı Rusya'nın haline gelmiş demiştim biraz önce ve Timur'un Altın Orda Devleti'ni yıkmasından sonra dediğim gibi Rusya'nın önü açılacaktır. Peki Memlük Devleti var. Bunlardan bahsettik Türkistan tarihinde. Memlük Mısır'da Eyyubi komutanlarından Aybek tarafından kuruluyor. Diğer ismi arkadaşlar Kölemenlerdir. Bakın 1250-1517 Mısır merkezi olarak kuruluyor. Hicaz ki kutsal topraklar biliyorsunuz Mekke, Medine, Taif. Filistin, Suriye topraklarında hakimiyet kuruyorlar. Sınırlarını Güneydoğu Anadolu'ya kadar genişleten Memlükler 14. yüzyılın en güçlü devletlerinden biri haline geliyorlar. Ki benim hayran olduğum devletlerden birisidir arkadaşlar bu. Bu Mısır ve Suriye'de biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim'in iki temel amacı vardı. Bir Safevi, iki Memlükler ve 1517 Ridaniye seferiyle de Mısır'ı alıp Memlükleri tarih sahnesinden gömecektir adeta. Haçlar Filistin ve Suriye'de son kalıntılarında ortadan kaldırmışlar. Yani Memlükler Haçlılarla mücadele eden devletlerden birisidir. Buna da dikkat edelim. Peki Türkiye Selçuk Devleti, Türkiye Selçuk Devleti ayrıntılarını anlattık. Kısaca yine burada bahsedelim. Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından kurulmuştur. Türkiye Selçuk Devleti Bizans İmparatorluğu ve Haçlı ordularıyla mücadele ediyor ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasında önemli rol oynuyor. Hangi savaş? 1176 Mirya-Kefalon Savaşı unutmayın. Yurt tutan savaşı olarak geçer. Yurt açan Malazgirt. O Büyük Selçuk Devleti'nin. Peki Mirya-Kefalon Türkiye Selçuk Devleti. Yani şöyle düşünün. Malazgirt'te biz Anadolu'nun kapılarını açtık. 1071'de, 1176'da içeriden kilitleyip yani Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren ve anahtarı cebimize koyduk. Demek ki Anadolu tarihi için iki önemli savaştan bahsediyorum. Birincisi Malazgirt'tir, ikincisi Mirya-Kefalon'dur. Peki ticari faaliyetlerle ki arkadaşlar unutmayın Anadolu Selçuk Devleti ile ilgili soruların %90'ı buradan geldi. Ticarette yardırdılar adeta. Kervansaray yapımı.
bahsettim. Kervansaray, Kervansaray, Kervansaray. Ki bunun dışında Moğol Haçlılar özellikle Antakya ve civarından güneye doğru buraları işgal ettikten sonra Türkiye Selçuklu Devleti bütün ticareti Anadolu'ya çekmek için önemli şeylere imza atacaklar. Mesela ne yapacaklar? Bu devlet sigortacılığı sistemini getirecekler. Peki Osmanlı kurulduğu sırada Türkiye Selçuklu Devleti kime tabidir? İlhanlara. Gücü iyice tükenmiş midir? Evet. Peki 1243'te Moğollara yeniliyor. Biliyorsunuz Köse Dağ Savaşı. Anadolu'da siyasi egemenliğini kaybediyor. Demek ki İlhanlı Devleti doğrudan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarlarını atamaya başlıyor. Onlara bağlı. Özellikle Orta ve Batı Anadolu'daki Türkmen beyleri Türkiye Selçuklu Devleti bağlarını kopararak bağımsız hareket etmeye başlıyor. Böylece Anadolu'da ikinci Türk beylikleri dönemi başlıyor arkadaşlar. Bunları anlattık. İkinci Türk beylikleri dönemi. Yani yine tekrar ediyorum. Bak birinci Türk beyliklerinden nasıl ayırt edecektik bunu? Desimaç dışındakiler. Mesela Karaysoğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, işte Dulkadiroğulları, Candaroğulları, İsfendiyaroğulları bunlar ikinci beylikler dönemine aittir. Peki bu sırada bakın yine bir tarih verdim. 1077 tarihi. Karadeniz, Bizans var burada biliyorsun. Bak Bizans, Ege'nizi gördük, Karadeniz'i gördük, Akdeniz'i gördük. Türkiye Selçuklu Devleti var 1077'de. Ama 1243'ten sonra İlhanlara bağlı kalacak. Çünkü 1243'teki Köse Dağ Savaşı'nda İlhanlara, Moğollara yenilecekler. Peki arkadaşlar, Balkanlar ve Avrupa'da durum nasıl? Şimdi onlara bakalım. Eflak'ı gördünüz burada. Eflak'tan bugünkü neresiydi? Romanya, Sırplar var, Sırbistan, Bosna, işte Bulgaristan, Osmanlı Devleti burada Söğüt'le duman işte gelişmeye başlayacak. Birazdan anlatacağım. Balkanlardaki durum nasıl? Şimdi 14. yüzyılın başlarında Balkanlar başta olmak üzere Avrupa'da güçlü devletler yok. İşine gelir mi Osmanlı'nın? Tabii ki gelir. Ya sonuçta karşısına çıkacak herhangi bir güçlü bir devletten bahsedemiyoruz. Merkezi otorite nasıl zayıf? Siyasi birlik bunlarla ilgili çok soru soruldu arkadaşlar. Dikkat edin. Merkez otorite zayıf, siyasi birlik yok. Birçok Avrupa ülkesinde feodalite, derebeylik rejimi hüküm sürmekte ve halk feodal baskılar altında ezilmekte. Nedir feodalite dediğimizde kendinize bir şato seçin. Avrupa'da bu şatonun içerisinde derebeyi oturuyor. Derebeyi askeri bir kuvvet oluşturuyor. Bunları besliyor. Halkı düşünün. Halk köylüler, serf yani koruyan korunan ilişkisi içerisinde vassal durumda tamamen feodal ağanın hizmetinde. Hani bugün Güneydoğu Anadolu'da falan görürsünüz ağalık sistemi. Bu sistem içerisinde de koruyan ne oluyor? Süzenen oluyor ve korunan da vassal oluyor. Bundan mesela Avrupa'da yüzlerce düşünün. O zaman merkezi otoritenin ve siyasi birliğin olmadığı. Doğru mu? Peki toprağa dayalı ticaret bak çok gelişmiş değil kendi aralarında sadece ticaret yapıyorlar toprağa dayalı. Peki koruyan ve korunan süzeren ve vassal ilişkisi içerisinde bağlı Orta Çağ damgasını vuran siyasi ekonomik rejimin ismidir. Peki halk feodal baskılar altında bu bölgede eziliyor ya. Bizimkiler buraya neyle girecekler arkadaşlar? Tımar sistemi. Tımar sistemi adaletli bir sistem. Doğru mu? Toprak miri yani devlete bağlı. Birazdan ayrıntılarını vereceğim. Sonuçta halk Osmanlı'yı burada kurtarıcı olarak görecektir. Yani Balkanlarda sıkıntılar yaşamayacağız. Mesela Fetret Devri'ni anlatacağım. Fetret Devri'nde Balkanlarda herhangi bir isyan yok. Anadolu kaynıyor ama mesela her ne diyelim şehzade Rumeli'ye ayak bastığında kendini güvende hissediyor. Demek ki Osmanlı'nın burada uyguladığı politikalar halkı memnun etmiştir. Peki Bizans, Balkanlarda Trakya, Makedonya, Yunanistan, Ege Adaları'nın bir kısmına sahip. Yani toprakları küçülmüştür Bizans'ın. Bütün iç ve dış ticareti Venedik ve Cenevizlerin eline geçmiş. Ki iki şehir devleti arkadaşlar bunlar. Venedik, İtalya'da. Venedik ve Ceneviz. Hep şunu söylüyorum. Bakın Ceneviz dediğimde kocaman şuraya yazayım C, Karadeniz gelsin aklınıza. Venedik dediğimde Ege ve Akdeniz gelsin. Peki burada artık ticareti Bizanslar kime kaptırmış? Venedik ve Cenevizlere kaptırmış. Balkanlarda Sırp, Bulgar krallıklarıyla Bosna Hersek ve Arnavutluk gibi küçük devletler var. Tamam. Tuna'nın kuzeyinde ise Eflak ve Boğdan neresiydi bugünkü? Romanya. Erdel beylikleri var. Bunların da hepsiyle savaş yapacağız. Macaristan Krallığı bulunuyor. Bizans İmparatorluğu Sırp ve Bulgarlarla siyasi birlik olmadığı için dini birlik de yok. Ortodoks ve Katolik kiliseler arasında mücadele ve çatışmalar yaşanıyor. Yani kısaca mezhep çatışmaları mı var Balkanlarda? Evet.
Peki feodal baskılar altında halk eziliyor mu? Evet. Merkezi otorite ve siyasi birlik yok. Sırp Krallığı, Eflak, Moğdan, Bosna, Bulgaristan gibi krallıklar var. Peki Bizans İmparatorluğu ise Türkiye Selçuklu Devleti ve beylikler karşısında tutunamıyor. Yani kısaca Bizans'ın içinde bulunduğu durumda Osmanlı için avantaj. Bizans'ın Anadolu egemenliği Kocaeli Yarımadası, Güney Marmara ve Batı Anadolu'nun bazı şehir ve kasabalarıyla sınırlı hale gelmiş. Mesela Bursa onlarda alınacak. İşte İznik buraları hep Bizans'tan alacağız. Kısaca arkadaşlar Güney Marmara'da da gücü, kuvveti azalmıştır ve ordusu donanması zayıflamıştır ve sınırda da merkezden atanan ancak merkezi dinlemeyen Tekfur, bak dikkat edin Tekfur adı verilen yöneticiler bulunuyor. Halk Tekfurların idaresinden ve baskısından bıkmış durumda. Bizimkiler nasıl girecek buraya? Bir, istimalet. Neydi? İstimalet. Direkt hoşgörü politikası. İskan ne yapacaklar? Anadolu'dan Balkanlara aileler aktaracaklar. Anadolu ve şeyin Balkanları Türkleştirme, Müslümanlaştırmaya çalışacaklar. Peki aynı zamanda tımar yani feodaliteyi baskı altına alıp daha görece bir adalet sağlayacak halk için. Halk da bundan memnun olacaktır. O yüzden Rumeli arkadaşlar gerçekten Osmanlı için ne diyelim vazgeçilmez. Halk da gerçekten Osmanlı'yı burada direkt kurtarıcı olarak görecektir. Peki Batı Avrupa'da papalık var. Şimdi krallar üzerine siyasi anlamda egemen oluyor. Krallara taş giydiriyorlar papalar. Yani din nedir? Siyasetin önünde. Peki Katolik Kilisesi toplumsal, ekonomik, siyasi bir güce sahip. Toplumda kilisenin temsil ettiği skolastik düşünce hakim. Arkadaşlar skolastik düşünce neydi? Dogmatizm. Yani eleştiriye kapalı değil mi? Daha çok dinsel düşüncedir. Şimdi burada kilisenin elinde bir ton yetki var. Mesela ne yapıyor? Günahları affetme. Indulgence. İşte cennetten arsa satıyorlar. Hatta arkadaşlar duvarlara yazmışlar işte günahları affetme. Şu günah bu kadar affedilir, bu günah bu kadar affedilir. Bugün halk günü iki günah affettirene bir günah bedava. Yani iyice yozlaşmış bir durum söz konusu. Aforoz yetkisi var. Tek kişiyi dinden atıyor. Enterdi yetkisi var. Bir bölgeyi komple dinden atıyor. Bunların hepsi toplumda tam bir baskı. Batı demek ki Avrupa'da da böyle bir ortam söz konusu. Peki burada yine bir harita verdik. İşte gördüğünüz Bizans İmparatorluğu Osmanlı Devleti. Tamam. Peki Osmanlı Beyliği'nin durumuna bakalım arkadaşlar. Şimdi bak Oğuzlar, Türk tarihinde Cihan Şumul Devletler yani Dünya Devleti kuran boy hangisidir derse Oğuzlardır. 24 kol ayrılıyor biliyorsunuz. Hem Selçukluların hem de Osmanlıların kökeni nedir? Oğuz boyuna dayanır. Peki Osmanlı beyinin soyu Oğuzların bozok koluna bağlı Günhan soyunun kayı boyuna biliyorsunuz. Kınık neydi? Selçuklu. Kayı Osmanlı. Peki kayı kelimesi anlam olarak da sağlam, güçlü anlamına geliyor. Sembol olarak arkadaşlar ok ve yayı kullanıyorlar. Burada bir parantez açayım. Bakın ok ve yay dedik ya. Yay bağımsızlık sembolü, aynı zamanda hükümdarlık alametidir. Ok değildir. Dikkat edin. Ok hükümdarlık alameti olarak sayılmıyor. Map bilgisidir. Henüz soru çıkmadı. Buna dikkat. Peki kayılar 9. yüzyılda Selçuklarla birlikte İran'a geliyorlar. İlk yurtları Horasan'daki Mahan bölgesinde. Sonra Malazgirt Savaşı ile 1071 Anadolu'ya giriyorlar. Ve Anadolu'da ilk olarak arkadaşlar Van'ın dibinde Ahlat yöresine yerleşiyorlar. Ahlat. Işıklar şehri. Bu dönemin Paris'i. Nasıl aydınlatıyorlarsa geceleri. Ahlat civarına. Daha sonra Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 1. Alaaddin Keykubat tarafından Angara civarındaki Karaca'da yerleştiriliyorlar. Kayılar daha sonra Bizans uç sınırındaki kasabalar ki başarılarından dolayı arkadaşlar. Buralar Söğüt ve Domaniç yani Selçuklar tarafından onlara yaylak ve kışlak olarak veriliyor. Kısaca Orta Asya'dan yardırdılar mı? Evet. Önce Ahlat'ta mı geldiler? Van, yani Doğu Anadolu. Sonra bir Moğol baskısı tabii ki burada. Moğol baskısı önemlidir. Sonra Ankara'da Karacadağ bölgesine en sonunda Söğüt ve Domaniç'e yerleştiriyorlar. Beyliğin merkezi Söğüt oluyor. Söğüt kışlak, Domaniç yaylak olarak kullanılıyor. O zaman şunu mu söylüyoruz? İlk başkentler Osmanlı'nın daha devlet olmadan beylik aşamasındayken hatta aşiret aşamasındayken ki 400 çadırdan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve koca bir imparatorluk yapacak. Söğüt ve Domaniç ilk ne diyelim merkezleri, başkentleri olacaktır. Bu dönemde kayıtların başında Gündüz Alp'in oğlu Ertuğrul Gazi. Bakın bu böyle diziler falan izliyorsunuz. Oralarda Kutalmış oğlu Süleyman Şah'a bağlıyorlar. Bu yanlıştır. Gündüz Alp'in oğlu Ertuğrul Gazi. 1281'de de Ertuğrul Gazi'nin ölümü üzerine beyliğin başına kim geçiyor?
Osman Bey geçiyor. O zaman devletin ne diyelim kurucusu, Osmanlı Devleti'nin kurucusu aşağıda gelen adı üstünde Osmanlı. Ki ismini kimlerden alıyorlar? Kurucularından. Aynı Selçuklu gibi mi? Evet. Selçuklu'da da öyle bir durum görmedik. Mesela ismini başkentten alan, bölgeden alan kimdir? Gaznelilerdir. Gaznelilerde durum açık. Başkent Afganistan. Sakın Gazneli Mahmut'tan dolayı Gazne dediler demeyin. Gazneli Devleti dediler demeyin. Afganistan'daki nedir? Başkentten dolayı alacaktır ismini oradan. Harzem mesela. Harzem Şahlar. O da bir bölgeden alıyor. Ama genelde Türk Devleti kurucusunun değil mi? İsminden alır. Peki Osmanlı Bey de Anadolu'da bir süre Kastamonu. Ha, bunu herkes bilmez. Çobanoğullarına dikkat edin arkadaşlar. Çobanoğullarına bağlı yaşıyorlar. Bu soru çıktı mı? Hayır. Map'te var mı? Marjinal bir bilgi olarak kalsın. KPSS'de kullanırsınız. Öyle çok soru yaptık kitaplarda. Peki Osmanlılar hakkındaki ilk tarihi bilgiler. Bu da çıkmadı arkadaşlar. Daha. Bakın bu da map bilgisidir. Yahşi Fakih tarafından kaleme alınıyor. Yahşi Fakih menakıbnamesi. Ama arkadaşlar bu günümüze ulaşamıyor. Sadece biz bunu Yahşi Fakih menakıbnamesi nerede? Menakıbname nedir? Daha çok böyle Osmanlı menkıbeler derler ya, masallar, hikayeler. Kuruluş dönemi biraz karanlık. Yani elimize yeteri kadar bilgi yok. Mesela Karamanoğulları ile ilgili bilgi var. Çünkü o dönemde iddia oynasan herkes iddiada biri Karamanoğulları yazar. Çünkü en güçlü beylik. Bizimkiler 400 çadırdan büyük bir imparatorluk kuracaklar. Zamanla işte mesela yükselme dönemiyle ilgili bilgilerimiz çok daha sağlamdır. Şimdi Yahşi Fakih Menakıbnamesi günümüze ulaşamadı ya. Nereden biliyoruz böyle bir eser olduğunu? Aşık Paşazade'de görüyoruz. Yani o bahsediyor böyle bir menakıbname olduğunu kroniklerden çıkartıyoruz. O kitaptan çıkartıyoruz. Peki bugün elimize olan eserlerse kuruluşla ilgili bilgi veren kaynaklardan en eskisi Ahmedi'nin İskendernamesidir. Altını çiziyorum arkadaşlar. Dikkat. Bakın map bilgisi bu. Ki soruları map'ten hazırlıyorlar. Bakın gidip Wikipedia'dan soru hazırlamaya gerek yok. Adamlar sordular sorular. Kitaptan yani anlatmadığı şeyi, öğretmediği şeyi niye sorursa olsun. O yüzden Ahmedi'nin İskendernamesine dikkat edin. Demek ki Yahşi Fakih Menakıbnamesi neymiş? Varmış böyle bir eser, en eskisi ama günümüze ulaşamamış. Aşık Paşa zaten bahsediyor bu eserden. Peki buradan alıntılar yapıyor. Peki günümüze ulaşan eser diye sorarsa İskendername adlı eserdir. Şimdi arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin kısa sürede gelişmesi ve güçlenmesinin nedenleri sorulur. Çok sordular buradan soru. Bunları bir özetleyelim. Bir kere coğrafya kader midir? Evet. O zaman Osmanlı Devleti'nin bulunduğu coğrafi konumu doğrudan alıyoruz. Bizans sınırında bir uç beyliği mi? Söğüt ve Domaniç. Peki biz seferleri önce kime yapacağız coğrafi konum nedeniyle? Bizans üzerine. O zaman diğer beylikler ne yapacak? Sana destek çıkacak. Cihat mı yapacaksın? Evet, din uğruna yapılan savaş demek değil mi? O zaman Bizans sınırında kurulan bir devlet gaza ve cihat yapmak için Türkmenlerin Osmanlılara katılmasını da sağlar mı? Cihat yapıyorsun sonuçta, katılması sağlar. Akıllıca politika izlemişler. Önce beyliklere saldırsalardı. Osmanlı devleti belki daha kurulduğunda yıkılacaktı. Mesela Karamanoğulları'yla savaşsaydı. Doğru mu? O yüzden ne yapıyor? Cihat yapıyor ve diğer beyliklerin de seni sağlamış oluyor. Peki kurulduğu bölge Moğol baskısından uzak arkadaşlar. Yani Moğolları hani İran tarafı diye düşünün. Onların baskısından uzak bir yer. Tabatamuruluşları Güney Marmara. Beyliğin gelişimini olumlu etkiliyor. Göç yolları ki arkadaşlar bulunduğu bölgeye ne derler biliyor musunuz? Bu soru da çıkmadı bak. Yine map bilgisi. Bitinya bölgesi. Bitinya. Yani Güney Marmara o bölge İznik, İzmit, işte Kocaeli Yarımadası'nın olduğu yer. Söğüt, Domaniç buraya Bitinya bölgesi deniyor. Ve nüfus ticaret yolları üzerinde kuruluyor. Bir kere göç yolları o dönemde asker lazım. Doğru mu? Nüfus çok önemli. O zaman nüfus geliyor. Bir de İpek Ticaret yolunun üzerinde Bursa Özdilek havlarından gelsin aklınıza. İpek Ticaret merkezidir. Buradan bir de para kazanacaklar. Ekonomik güce sahip olacaklar. Böylece arkadaşlar burası coğrafi konumu Osmanlı'nın gelişmesinde en temel ne diyelim aslında etken olarak karşımıza çıkacak. Peki beyliğin biraz önce söylediğim kurulduğu bölge Bitinya bölgesi olarak adlandırılacak. Peki izlenen gaza ve cihat politikası dedim. Din uğruna yapılan savaş ki İslam'da arkadaşlar dünya ikiye ayrılır. Darül Harp, Darül İslam. Darül İslam, İslam'a kavuşturulmuş yer. Darül Harp, harp edilecek yer. İslam'a kavuşturulacak yer. Tamam, bunlara dikkat ve bazı kavramlarda bak tarihte soru kaçırırsanız kesinlikle kavram bilmediğinizden kaçırıyorsunuz. Mesela biraz sonra istimal et diyeceğim.
Bazı şeyleri bilin, Hüseyin'e bunu ister. Mesela kızıl elma diyeceğim. Hiç bitmek bilmeyen fetihtir kızıl elma. Atıyorum Viyana bizim için nedir? Kızıl elma. Eğer orayı ele geçirseydik atıyorum İtalya'da Roma olacaktı senin için kızıl elma. Roma'yı da ele geçirsen işte Fransa'da şurası Paris olacaktı. Kısaca bitmek bilmeyen fetih. Bir mitoloji aslında. İzlenen gaza ve cihat politikası ki arkadaşlar ilk Türk devletlerinde de bu fetih anlayışı vardır ama bu artık İslamileşti. Cihat politikası. Bizans'ın ve Anadolu'nun Balkanlar içinde bulunduğu durum biraz önce bahsettim. Neydi? Bizans taht kavgaları yaşıyor. Toprakları iyice küçülmüş Anadolu ve Rumeli toprakları. Ordusu, donanması zayıflamış. Doğru mu? Sınırlarda merkezden atanan ama merkezi hiç dinlemeyen tekfurlar söz konusu. Merkez otoritede dağınık. Anadolu, Türkiye Selçuklu Devleti var ama ismi var, cismi yok. İlhanlara bağlı. Doğru mu? Peki bir sürü beylik doğrudan her ulus kendi çöplüğünü götürüyor gibi düşünün. Merkezi otorite siyasi birlik yok. Doğru mu? Balkanlar içinde bulunduğu durum biraz önce söyledim. Balkanlar Osmanlı'yı kurtuluş olarak görecektir. Yani tımar sistemiyle girecek, işte dinine karışmayıp hoşgörü politikası istimalette girecek, buraya iskan yapacak, imar yapacak, şenlendirme denir. Bakın dikkat edin Osmanlı tarihinde şenlendirme, imar faaliyetlerine girecek ve sonuçta Balkanları Türk yurdu haline getireceğiz. Peki ilk dönemlerde Anadolu'daki Türk beylerine karşı barışçı politika, şunu unutmayın arkadaşlar, Yıldırım Bayezid'e kadar devletlere, şey, beyliklere saldırı yok. Yani Yıldırım Beyazıt'a kadar kafa atarak girmiyorlar. Ne yapıyor mesela? Akrabalık ilişkisi kuruyor. Çeyiz'e bakın. Çeyiz. Kütahya, Emek, Tavşanlı, Simav alınıyor mesela. Kütahya'dan porselen tamamı değil. Çeyiz olarak komple Kütahya getiriyorlar. Peki burada aynı zamanda akrabalık işte iç işlerine karışıyor. Mesela Kalesi oğullarının süreç içerisinde ele geçiriyor parça pinçik. Ama Yıldırım'dan sonra arkadaşlar direkt saldırı var. Beyliklere dikkat. Peki merkezi otorite güçlü tutuluyor. Bu çok önemli. Bunu çok sordular arkadaşlar. Merkezi otorite ne? Merkezi otorite tek elinde topluyor ya idareyi. Ha, o dönem için gerçekten bu önemli. Doğru mu? Yani o zaman işte merkezi otoriteyi güçlü tutarsan devletin parçalanmasını engellersin. Ki bunlara çok örnek vereceğim. Mesela Fatih'in yaptığı hemen hemen devlet kademesi yaptığı her şey kendi otoritesini, merkezi otoriteyi, devletin otoritesini güçlendirmeye yönelik olacaktır. En şeyi işte kardeş kattı biliyorsunuz. Peki devlet yöneticilerinin iyi eğitim almış ve üstün niteliklere sahip olmaları tabii ki arkadaşlar ilk onu dehadır zaten. Bak şöyle bir sıralarsak Osman'ın oğlu Orhan'ın oğlu söyle 1. Murat. 1. Murat'tan sonra Yıldırım Bayezid. Yıldırım Bayezid'den sonra Çelebi Mehmet. Çelebi Mehmet'ten sonra 2. Murat. 2. Murat'tan sonra Fatih. Fatih'ten sonra Bayezid. 2. Bayezid. Yavuz Kanuni. Yani bunların deha özelliğine sahip olması. Peki fethedilen bölgelere halka adil ve hoşgörülü davranması. İşte buna dikkat arkadaşlar. İstimal et. İstimal et. Tamam. Yani hoşgörülü davran. Mesela bak bununla bağlantılı bir şey söyleyeyim size. Amanname diye bir şey duydum. İstimal et politikası amanname. Şimdi bizimkiler bir yeri fethettikten sonra hemen bu şeyi yayınlıyorlar. Amanname diyorlar ki gayrimüslimler bundan sonra can, mal, namus güvenliğiniz benim güvencem altındadır. İşte bu ne yapıyor? Halkı Osmanlı'ya bağlı hale getiriyor. İstimal et ki Balkanlarda fethedilen bölgelerde göreceğiz. Bir de arkadaşlar iskan. Bak iskanı ikiye ayırın. İç iskan, dış iskan. İç iskan dediğiniz Osmanlı göçebeyi sevmez. Niye? Adamlar vergi alamıyor. Bir orada, bir burada, bir orada, bir burada. Diyor ki otur, tarımını yap, ben de senden yıllık vergini alayım. İskan politikasında iç iskan bu. Göçebeyi ne yapmak? Yerleştirmek, yerleşik hayata geçirmek. Dış iskan önemli. Anadolu'dan kavgalı ailelerden birisini alıyor, atıyorum Tosun Paşa'dan Tevlioğulları'yla sefer evlileri olsun. Bir tanesini alıyor, getiriyor Balkanlar'da. Bunların tabii ki yaşam tarzına, neyle uğraştıklarına dikkat ederek o bölgeyi seçiyor ve oraya ne yapıyor? İskan ettiriyor. Arkadaşlar ne zaman başlamıştır biliyor musunuz bu dış iskan? Biz ne zaman Rumeli'ye geçtiysek. O da 1353. Nedir? Çimpe Kalesi'nin alınması. İç iskan, dış iskan. Tamam bu da Balkanları Türkleştirmektir temel amaç dış iskanda. Ve tımar sistemi arkadaşlar bunu defalarca anlattım. Defalarca sordular. Şimdi bu sistem bir türlü öğrencinin kafasına girmiyor. Feodaliteyle farkı ne? Bak şöyle anlatayım. Ben Çorum'dayım. Şimdi Çorum'da seni aldım. Sen komutansın. Rütbe ve derecene göre seni Osmancı'ya atadım. Orada pirinç tarlaları var. Sen oraya gittin. Köylüyle tanıştın. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Şimdi diyor ki köylüye dedim ki benim ahırımı yap, evimi yap. Köylü ahırını evini yapıyor. Tamam. Bak sen rütbeli bir komutansın. Düşük rütbeliysen daha az gelir getiren yere atadım. Yani rütbe ve derecene göre atadım. Sen gittin komutan olarak orada köylüyü çalıştırdın ve kontrol ettin.
Köylüsenin ahırını yaptı, işte evini yaptı ve sen de ona alet edevat, tarım için alet edevat sağladın. Şimdi ben diyorum ki devlet olarak aranızdan çekildim. Sen diyorum, köylüye diyorum bunu. Sen vergini tımarlı sipahiye vereceksin. Doğru mu? Evet. Peki ama tımarlı sipahiden bir şey istiyorum ben. Diyorum ki bak, atıyorum 100 bin akçemi kazanıyorsun sen yıllık. Bunun 3.500'ünü kılıç hakkı olarak al cebine. Yani o senin maaşın. Ama geri kalan her 3.500'ü için bana bir tane cebellü besle. Cebelü dediğimiz nedir? Tımarlı sipahinin beslemek zorunda olduğu asker. Atıyorum 100 bin akçede sen 20 tane besledin. Daha düşük rütbelisin, öteki daha az kazanıyor, 10 tane besledi. Öteki 5 tane besledi. Kısaca arkadaşlar, bu sistemde ben hazinemden para çıkmadan düzenli, disiplinli, savaşa her an hazır bir orduyu beslemiş mi oldum? Bir, ilk yarar. İkincisi, bu topraklar benim. Bak devletim, ben sana sadece kullanım hakkını veriyorum. Miri arazi bu. Merkez otoritemi kurdum mu? İki. Peki seni oraya gönderdiysem sen bir askersin. Orada güvenliği sağlıyorsun. Ta Osmancığın bilmem ne köyüne kadar ne yapmış oldum? Güvenliğimi kurmuş oldum. Güvenliğimi sağlamış oldum. Doğru mu? İşte size yararları. Ve arkadaşlar, vergi toplamayı çok rahatlattım. Doğru mu? Yani oraya vergi göndereceğim, oradan vergiler gelecek bilmem ne. Yani uzun meseleyi kısaltmış oldum. Düzenli, disiplinli. Arkadaşlar, eyalet askerleri içerisinde, bakın daha kuruluş yükselmeden bahsediyoruz. En kalabalık ordu tımarlı sipahilerde. Sistem bozulacak. Anlatacağım. Sistem iltizama dönecek. Osmanlı çünkü paraya ihtiyacı olacak. Anlatacağız. Tımar sisteminin özü budur. Yeri geldikçe tekrar tekrar tekrar. Peki güçlü bir ordu. Arkadaşlar şöyle bir soru gelsin. Avrupa'nın ilk düzenli ordusu dese. Ne diyeceğiniz biliyor musunuz? Yeniçeriler. Yeniçeri ordusudur. Anlatacağız. Tımarlı sipahi biraz önce söyledim. Doğru mu? Bunlar maaşlı mıydı? Değil. Bakın maaş almıyorlar bunlar. Merkezden, hazineden para falan çıkmıyor. Ne oluyor? Topraktan, köylünün ödediği vergilerden geçimini sağlıyorlar. Yeniçeriler ulufe adı verilen maaş alacaklar. Birinci Murat'ta üzerinde duracağım. Şimdi peşinden şunu söyleyeyim. Avrupa'nın ilk düzenli ordusudur. Maaşlı askerlerdir. Doğru mu? Profesyonel askerlerdir. Yeniçerilerin başlangıçta arkadaşlar sayısı 2000 falan, ama 100, yani bunlar 100 binleri bulacak. Çünkü herkes o dönemde maaşa bakıyor. Yani bugün neden KPSS'de yardırıyorsunuz? En iyi patron devlet çünkü. Özel sektöre güven olmuyor. Peki Yeniçeriler, herkes Yeniçeri olmaya çalışacak. Profesyonel ordudur. Birinci Murat tarafından kurulduğunu göreceğiz. Anlatacağım. Şimdi peşine söyleyelim. Bu dönemde arkadaşlar bir de işi kolaylaştıran, yani Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede güçlenmesini sağlayan bir durum daha var. Yüzyıl savaşları var. Adamlar, İngilizler ve Fransızlar kendi aralarında yüzyıl savaşlarını yapıyorlar. Ve çok önemli bir örgüt. Bunu da anlatacağız. Şimdi peşinden şunu söyleyelim. Ankara merkezi Evran'ın kurduğu nedir? Ahi örgütü. Esnaf teşkilatı. Esnaf teşkilatı. Bunların da desteğini alacaklar. Ve bunlar aynı zamanda hem dini hem ticari özelliğe sahip. Bunların örgütleri Ahiyan-ı Rum diye geçer. Anadolu Selçuk devlet adamlarının ve fethedilen beyliklerin yöneticinin Osmanlı Devleti'ne katılması. Evet, böyle de bir durum var. Hatta 1299 diye anlatırdık ya eskiden Osmanlı. Anadolu Selçuk Devleti'ne katılma olduğu için kuruluş dönemi falan diyorduk. Yalnız onu 50 yıldır Halil İnalcık bağıra bağıra artık MEP'e sokmayı başardı. Biz artık Osmanlı'nın kuruluşu olarak 1302 Koyunhisar Savaşı veriyoruz. Peki yönetimin gelişme döneminde tamamen Türklerin elinde olması olur ki Türkmenlerin, bakın bu senenin KPSS sorusu. Kuruluş döneminde Türkmen gücünü temsil eden aileyi sordular. Çanlarla sülalesi. Fatih bunların işini bitirecek. Fatih zaten kırılma noktası olacak. Devşirmeden ön plana çıkıyor. Türkmenlerin gücü değil mi? Geriliyor. Arkadaşlar Çanlarla sülalesi kuruluş döneminde sadrazamlar, yani önemli devlet kademelerindeler. Bu sülale doğrudan Türkmen gücünü temsil ediyor ve kuruluş dönemlerinde en etkin aile olarak karşımıza çıkıyor. Fatih'ten sonra onların gücü bir tarafa atılır, müsaadele uygulanır mallarını hatta ve devşirmeler ön plana çıkar. Sağlıklı toplum ve devlet teşkilatı anlatacağız. Bir sürü teşkilat, devlet kademelerinde önemli şeylere imza atacaklar. Ve bazı grupların desteği, mesela Gaziyanı Rum, Anadolu gazileri, Ahiyanı Rum, biraz önce bahsettiğim ahiler, Ahevran, Bacıyanı Rum, arkadaşlar Anadolu kadınları var ya, bu dünya tarihinde ilk kadın örgütlenmesi. Bacıyanı Rum. Bunların desteğini alıyorlar. Böyle giysi orduya, işte askere giysi falan dikenler. Ve Abdalanı Rum savaşçı dervişler olarak karşımıza çıkacak. Askeri ve sosyal iktisadi grupların varlığı çok önemli olacaktır.
Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi padişahlarını tek tek geçeceğim. Şimdi map'te karışık kuruluş anlatılıyor. Ben parça parça gitmeyi tercih ediyorum. Daha anlaşılır oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.